Merhaba arkadaşlar, Gurbette Özlem kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Bugün öğlen vardiyası. Öğlen 2'de başlayıp akşam 10'da biteceğim. Geçen hafta erken kalktığım için vücut herhalde birazcık kazayla alıştı erken kalkmaya. Bugün hesapta 10'a 11'e kadar yatmak istiyordum ama sabah 8.30'da gözlerimi açtım ve uyuyamadım tekrardan. Şu anda hafiften uykum geliyor ama işe gitmeme az kaldı, o yüzden uyuyamayacağım. Şimdi ben bir kahve keyfi yapacağım. Ondan sonra üstümü değişip Lidl'a gideceğim. Kendime iş yerinde yiyecek bir şeyler alacağım işte. Çips falan, ne bileyim bisküvi misküvi içecek bir şeyler alacağım orada yemek için. Karnım çünkü acıkıyor bazen. Normalde acıkmıyorum ama gerçekten insanları gördükçe benim de iştahım açılıyor. Dediğim gibi Lidl'a gideceğim. Oradan bir şeyler alacağım. Ondan sonra inşallah işe doğru gideceğim. Onda biteceğim. Eğer sorarlarsa belki mesaiye de kalırsam 12'yi falan bulacak yani. Bu arada üzerimde de Gamze'nin aldığı pijama var. Şöyle göstereyim size. Güzel, fena değil. Beni sıcak tutuyor. Bu arada ne diyecektim? Alışveriş videom uzun oldu. Kusura bakmayın ama sizinle böyle dolu dolu video paylaşmak istiyorum. Hani ne yaptım, ne ettim, nerelere gittim, günüm nasıl geçti? Onları sizinle paylaşayım diye birazcık uzun oldu. Umarım ileri atlamadan izlemişsinizdir. Çünkü sizin ileri atlamadan izlemeniz bizim için, YouTube yapanlar için gerçekten çok önemli. Çünkü izlenme oranlarımız yukarıda kalıyor. Eğer atlanarak izlendiği zaman izlenme oranımız düşüyor. Yani orada bizim bir program var. Oradan izliyoruz. Ok işaretleri var. Ok işaretleri aşağıya doğru bakıyor. Öyle olduğu zaman da maalesef güzel olmuyor. O yüzden böyle full izlendiği zaman daha güzel olur bizim için. Başka ne diyecektim? Bir de mümkünse zillerinizi açarsanız, hani ben video koyduğum zaman size bildirim gelir. Malum bildiğiniz gibi düzensiz video koyuyorum bu aralar. Çünkü işe gittiğim için, özellikle de sabah mesaisi, vardiyası olduğu zaman ben yaşayan bir ölü gibiyim. Çünkü sabahın 4'ünde kalkmak zorundayım. Ve ben uykuyu çok seven bir insanım. Uykusuzluğa dayanırım fakat uykuyu da çok seven birisiyim. O yüzden zorlanıyorum yani. Videolarda da sıkıntı oluyor. Umarım anlayış gösterirsiniz benim için. Ama elimden geldiğince sizler için çekmeye de çalışıyorum. Neyse, çok konuştum. Ben kahvemi yapayım. Ondan sonra inşallah çekebilirsem Lidl'da da çekeceğim sizler için birazcık. Alışverişimi gösteririm. Neler aldım, neler ettim. Ondan sonra Allah nasip ederse kısmet, bakalım bir daha nerede kameramı açacağım. Şimdiden kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Da sallanıp duruyor rüzgarlar. Merhabalar tekrardan arkadaşlar. Bugün günlerden pazar, evdeyim. Evdeyken de birazcık temizlik yapayım. Şöyle mutfağımı toparlayayım. Çamaşırlarımı atayım, makineye bir güzel yıkansın. Sizi en son videoyu kapattığım yer işe gittiğim zamandı. Bugün de pazar. Dediğim gibi birazcık eve temizlik yapmam lazım. Malum benden başka doğru düzgün temizlik yapan yok.
Sağ olsun kızlar bulaşık yıkıyor arada bir ama tencereleri maalesef bırakıyorlar. Şimdi tencereleri yıkayacağım. Bir de ayrıyetten birkaç parça bardakla tabak da çıktı. Onları da yıkayacağım ama önce çamaşır atmam lazım. Ondan sonra bulaşığa geçeceğim. Bakacağız artık. Elim nereye değerse oraları temizlemeye çalışacağım. Thank you.
Bulaşığımı yıkadım, ocağımı sildim arkadaşlar. Tertemiz oldu. Tavayı da bıraktım çünkü lazım o bana. Bulaşıklarımı da yerleştirdim. Temizledim buraları. Mis gibi oldular. Şimdi mutfak halımı sereceğim. Malum kış zaten biliyorsunuz, havalar da soğuk. Bakmayın benim kısa kollu gezdiğime. Kalorifer açık çünkü. O yüzden kısa kollu geziyorum evin içinde. Şimdi mutfak halımı da sereyim. Ondan sonra akşam yemeği için işe koyulacağım. Ama onu öbür videoya ayarlayacağım, uzun olmasın diye. Başka ne diyecektim? Aslında çok işim var. Yani evi bir güzel kırklamam lazım aslında ama bekliyorum. Bekliyorum. Güzel bir kırklayacağım evi inşallah. Ama ne zaman bakalım artık. Şimdi işte mutfakla hallettik. O sırtımdan bir yük kalktı. Çünkü mutfak dağınık oldu mu bana göre her yer dağınık. Şöyle bol bol köpüklü möpüklü bir güzel bulaşığımızı yıkadık. Bulaşık deterjanı da bu arada az kalmıştı. İçine birazcık su da kattım. Yedekte var ama bunu da bitireyim dedim. Şimdi halımı da sereyim. Ondan sonra size kapanış yapacağım. Değil artık, neyse artık, yolluk mu ne, bunu da Türkiye'den almıştım, İzmit'ten. Rengi çok hoşuma gidiyor, bunu da serdim. Mutfağım şimdi böyle. Bu tarafı göstermeyeyim, öbür tarafı. Masanın üstü almış başını gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir güzel temizledim. Bu arada çamaşır makinem sıkarken acayip ses çıkarıyor. Yeri herhalde yine sağlam değil. Onu düzeltmem lazım. Bu arada çöp kutusunun altındaki sarı bez size ilginç gelmesin. Çöp bidonunun altı çatlamış. Bant yapıştırdım ama yine akıtıyor su. O yüzden o sarı bezi altına koydum ki yere geçmesin. Böyle işte arkadaşlar. Evet, benden de bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zilinizi açın ki bildirimlerim gelsin. Video koyduğum zaman eşinize, dostunuza beni önerirseniz, Gurbette Özlem diye bir kanal varmış, ona eşlik edelim, yoldaşlık edelim derseniz kapımız açık. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.